hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni oyun serimizi oynuyoruz. Bu videomda sizlere bu oyun hakkında bilgiler vereceğim. Çok işinize yarayacak. Bu oyunda online sefer yapmayacağım. Yarınki akşam atacağım videodan online sefer yapacağım. Yarın akşam 22:00'da kanalda olacak oynanış videosu. Şu an sizlere oyun hakkında bilgi vereceğim. İlk önce arkadaşlar garajımıza giriyoruz. Garajımıza giriyoruz arkadaşlar. Garajımıza girdik. Arkadaşlar bu oyuna ilk başladığınız zaman sizlere direkt BMC Fatih tır veriyor. O tırı değiştirebilirsiniz. Seviyenizin yettiği tıra göre. Çünkü tırlar seviye çoğaldıkça açılıyor. Şu an benim seviyeme göre açılan en iyi tır bu. Ben bu tır aldım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tırınızı kişileştirmek için çekicinin kısmına giriyorsunuz. İstediğiniz tırın üzerine tıklıyorsunuz gösteri. Burada kişileştir diyor. Kişileştirir diye baştığınız zaman tekerlek kısmına girip lastiklerinizi değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Şöyle kenara şekiller var. Şöyle yazılar var. Düz sade var. Ben düz sade kullandım. Jantlarınızı değiştirebilirsiniz. Şöyle jantlar var. Şöyle jantlar var. Ben kenarı çıkıntılı jantlardan aldım arkadaşlar. Hoşuma gitti. Boya kısmına gelince arkadaşlar, burada istediğiniz boyayı yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bağlı. Ben siyah kullandım. Korumalık kısmına gelince arkadaşlar, ön tampon 3, ön tampon 1 de gidiyor. Bunlardan bol alabilirsiniz. 15 bin dolara. Üst bar var. Ben üst bar pek hoşuma gitmedi. Onun için almadım ben arkadaşlar. Aksesuarlar ve skinler daha açılmadı. Onlar büyük ihtimal yeni gelecek olan güncellemede açılacaklar. Arkadaşlar en önemlisi olan ışıklar kısmı. Bu ışıklar kısmında şöyle böyle ışıklar var. Sizin hoşunuza giden ışıklar varsa takabilirsiniz yani. Ben şu ışıkları aldım. Işıkları aldıktan sonra ışıkların hemen altında renkler diyor. Renklere tıkladığınız zaman mavi, kırmızı, pembe, mor gibi istediğiniz ışığı rengini uygulayabilirsiniz. Tamamen ücretsiz yani. Ben siyaha mavi uydurdum. Tamamen benim zevkime göre. Siz de zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size tırın içini göstereceğim. Çünkü bilmeniz gereken şeyler var tırın içinde. Hemen şuradan çıkalım. Bu arada ikinci el pazarı da büyük ihtimal ikinci el tırlar satacak. Tabii o da yeni gelen güncellemede açılacağı benziyor. Çünkü şu an kilitli. Hemen çıkalım şuradan arkadaşlar. Hemen size bir tane online maç yapmayalım. Bir tane hemen şöyle online maç zaten bu olmayacak da size tırın içini göstermek için girdim yani. Çünkü tırın içini görmeniz lazım. Neyin nerede olduğunu öğrenmeniz lazım yani. Ne almışız? İş detayları diyor. Pek önemli değil. Size tırın içini göstereceğim. Arkadaşlar tırınızı buradan çalıştırıyorsunuz anahtar bölümünden. Tırınızın içine arkadaşlar girdiğiniz zaman burada arkadaşlar burada ışıklar kısmı var. Işıklar kısmını kısa veya uzun farı seçebilirsiniz. Bu bir. Arkadaşlar sonra buradaki güneş perdesini indirebilirsiniz. Zaten oyunda pek o kadar çok göz alıcı güneş yok yani süs için koymuşlar büyük ihtimal. Arkadaşlar en önemlisi bunlar bakın. Yok bu değil arkadaşlar. Bir dakika yanlış oldu. En önemlisi arkadaşlar bunlar. Bunlar sağ ve sol camı açıyor arkadaşlar. Bunu 3 tıkta aşağı indirip 3 tıkta yukarı kaldırabiliyorsunuz. Bu da 3. tık işte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen bakın arkadaşlar şimdi sağ tahtaki camı da açacağım. Bak 1 tık arkadaşlar. 2 tık arkadaşlar. Bu da 3 tık. Tekrar kaldırırken gene 1 tık 2 tık arkadaşlar. Bu da arkadaşlar 3. tık.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yan cambanız böyle açılıp kapanıyor. Şimdi size koltuk ayarını göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sol aynanızı şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bakın göstereceğim bak. Sağ sol oynuyor. Sizin açınız göre. Sağ ayna da aynı şekilde. Böyle aşağı indirip böyle içe doğru alabiliyorsunuz. Dışa doğru kaydırabiliyorsunuz. Arkadaşlar oyunda hortum ışığı var. Gece tırınızın içini yansıtmanız için. O da şu gördüğünüz lambadan yanıyor. Böyle kırmızı renk var. Şöyle mavi renk var. Pembe var. Yeşil var. Mor var. Böyle tırınızın içini aydınlatabilirsiniz. Bu aydınlatma sistemi biraz da parlak olabilir. Yani tam belli olmuyor. Evet arkadaşlar, koltuk ayarlarına geldiğimiz zaman buradan böyle koltuğunuzu böyle aşağı yukarı sağa sola yaparak kendiniz göre koltuğunuzu ayarlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize göre. İsterseniz ayarlamayabilirsiniz de. Şu ise arkadaşlar sizin yönünüzü belirliyor. İsterseniz böyle tam ekran oynayın ya da isterseniz böyle biraz direksiyonu aşağı alın böyle oynayın. Ben böyle oynamayı tercih ediyorum arkadaşlar. Gösterdiğim gibi konsolu kapattığınız zaman komple kapatıyor. Çıkmak için de buraya basabilirsiniz. Ne kadar mazot kaldığınızı falan görebilirsiniz. Buradaki müzik işareti arkadaşlar, bu radyo. Buradan istediğiniz kanalı açabilirsiniz. Tabi bu internet gerektiriyor. Zaten bu oyun da internetle oynanıyor. İnternetsiz bir oyun değil bu arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Tekrar bunu nasıl kapatıyoruz arkadaşlar. Şu gördüğünüz ATRC şey arkadaşlar, bu klima. Şöyle açtığınız zaman sıcaklık 32, soğukluğu da böyle 18'e kadar indirebiliyorsunuz yani. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Ben kullanmıyorum genelde onu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm özellikler bu. Şimdi size bir tırın ışığını göstereyim. O ışıklar nasıl olurduğunu. Arkadaşlar tıra herhangi bir ışık taktığınız zaman ışığınız aynı boya duruyor. Şunu 360 alayım bir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı boya duruyor. Lastikleriniz böyle şekilli duruyor. Jantlarınız güzel duruyor. Işıklarınız böyle duruyor. Korumanız taktığım gibi duruyor. Bence güzel oyun arkadaşlar. Yapanların eline sağlık diyorum. Bu oyunu indirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Size anlatacaklarım arkadaşlar bu kadar. Bir de şey var. Şu sağ üstte gördüğünüz kamera şeysi, o oyundaki sizin ekran resminizi çekiyor. Yani güzel bir kapak fotoğrafı falan yakalayabilirsiniz yani yollarda falan. Sileceklerimiz yağmur günlerde şöyle çalışıyor arkadaşlar. Şoförümüz dinlenme tesislerine gittiği zaman yemekler yiyor. Yarınki çekeceğim oynanış videosunda zaten mutlaka görürsünüz onu da. Yarın akşam 22.00'da oynanış videosu kanalımda olacak arkadaşlar. Şöyle bir çantanız var. Bu çantaya ne konuluyor daha onu çözmüş değilim arkadaşlar. Buradan şoförünüzün uykusunu ve yemeğini takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Şöyle arkadaşlar dörtlülerimizi yakabiliyorsunuz. Sağ sinyaller gayet başarılı. Sol sinyaller gayet başarılı arkadaşlar. Kornamı şu şekilde arkadaşlar. Bu oyunda bu simülatörde olduğu gibi korna çeşitleri gelmesi lazım. Ondan sonra skinler gelmesi lazım. Zaten skinler gelecek yani. Zaten onlar kilitli de onlar gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuz da böyle oldu. Böyle videoların devamını istiyorsanız Kızıl Tepe kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Yarın akşam 22.00'da bu oyunla efsane bir oynanış videosu gelecek. Fuzu da bekleyin. Hepinizi buradan selamlıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.